Saat 8.45 parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de dünyada ekonomi gündeminden gelişmeler, piyasa kapanışlarını sizlere kısaca özetle aktaracağız. Bir ekonomi toparlaması yapacağız bugüne başlarken günün ekonomisinde. Şimdi piyasalar açısından bugünün manşeti para politikası kurulu toplantısı. Dün Merkez Bankası Başkanı, eski başkanı mesai bitimi itibariyle görevi, Merkez Bankası Başkanlığı görevini Murat Çetinkaya'ya devretti. Ve Murat Çetinkaya dönemi de bugün başlıyor. Çünkü Çetinkaya Başkanlığında Para Politikası Kurulu bugün ilk toplantısını yapacak ve ağırlıklı olarak bir faiz indirimi beklentisi var. Piyasaların gözü de Para Politikası Kurulu toplantısında. Saat 14'te karar açıklanacak. Yarım puanlık bir faiz indirimi beklentisi var. Bunun üzerine çıkar mı? Çeyrek, yarım, %0,75 hatta %1 olabilir mi tartışmaları devam ederken ağırlıklı beklentiyi söylüyorum. Yarım puanlık bir indirim. Koridorun üst bandında %10,5 seviyesinden %10'a indirmesini bekliyor. Merkez Bankası'nın bugün piyasalar faiz koridorunun üst bandını. Politika faizi %7,5'ta, alt koridorda da alt bantta da %7,25'lik bir oran var. Dolayısıyla bugün yapılacak toplantıda bu koridorun üst bandı dediğimiz o üst bandı bantta marjinal faiz oranında bir indirim beklentisi var. Ve ilk açıklama önemli olacak. Ardından da 26 Nisan'da enflasyon raporu açıklanacak. Ve Murat Çetinkaya enflasyon raporunu açıklarken ilk kez kamuoyunun karşısına geçecek. Dün de bazı açıklamalar vardı. Az sonra aktaracağız. Devir teslim törenine yapılan açıklamaları ve bugünkü toplantıya ilişkin daha genel görüşleri. Dolayısıyla piyasaların bugün manşeti, gözü, kulağı Para Politikası Kurulu'nda saat 14 itibariyle gelecek açıklamada. Asya borsaları da kuvvetli. Dünya borsaları ne yapıyor diye baktığımızda Asya borsaları kuvvetli. Pazar günü başlayan petrol işçileri grevinin sonlanmasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşlere paralel olarak yine ekside. Petrol fiyatları bir düşüyor, bir artıyor ve dünya borsaları da artık petrol fiyatlarını baz alıyor. En yakından takip edilen veri petrol. Dolayısıyla geçen yıla kadar Fed faiz arttıracak mı, Amerika'da istihdam ne oldu, büyüme ne oldu, enflasyon ne oldu derken bu yıl petrol fiyatlarını izliyoruz. Şimdi OPEC toplantısından, petrol ihraç eden ülkeler örgütü toplantısından net bir uzlaşma çıkmadı. Petrol üretiminde bir değişiklik yok. Petrol fiyatları 45 dolar seviyelerine yaklaşırken yeniden gerilemeye başlamıştı. Kuveyt'te petrol işçileri grevde haberiyle petrol fiyatları yeniden bir miktar yükseldi. 43-44 dolar seviyesine doğru çıkarken şu anda yeniden 43 doların altında 42 dolar 92 sent seviyesinde petrol fiyatları yeniden düşüş eğilimine geçince Kuveyt'te grev bitince grev var petrol fiyatları yükseliyor diye sevinen bir dünya borsasından bahsediyoruz bu arada. Asya borsaları yeniden ekside. Kuveyt'teki grevin sonlanmasıyla beraber petrol fiyatlarında %2,5'a varan kayıplar yaşandı. Düşüşe geçen risk iştahından dolayı da risk iştahı düşüşe geçince de hisse senetlerinde gerileme oldu. Tahvillerde talep gördü. Yani faizlerde bir miktar yükseliş var. Japonya dışında Asya Pasifik borsalarında %0,5'lik bir düşüş var. Çin'de de kayıplar görüyorum. Şangay Bileşik Endeksi %2,5 kayıpta. Yine Japonya'da Nikkei Endeksi %0,3 yükseldi. Kar satışlarından dolayı da bu yükseliş sınırlı kaldı. Aslında yendeki değer kaybıyla daha hızlı bir yükseliş olabilirdi. Amerika'da enerji hisseleri ve Johnson & Johnson gibi firmaların sağlam bilanço açıklamalarıyla S&P 500 rekor yüksek seviyenin yakınlarına tırmandı. Amerikan borsalarının daha çok iyi gelen bilançolardan etkilendiğini ve zirveleri zorladığını görüyoruz. Bunun yansıması bugün içeriye olur ve Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak sonuca bağlı olarak da piyasalarda seyir belirlenir. 1247 dolara doğru çıktı altın fiyatları. Euro dolar paritesi 1.13'ün üzerinde. Dolayısıyla içeride de kotasyonların bugün bu sabah yine dünkü seviyelerinde 2.83.45, 2.83.60 lira seviyelerinde güne başladığını söyleyelim. Euro TL'de 3.21 seviyesini sizlere aktaralım. Dolar yine euro karşısında değer kaybetti bir miktar. Petrol fiyatları düşerken altında bir miktar yükseliş vardı. Yani görece sakin petrol fiyatlarının izlendiği küresel yavaşlama mı yoksa küresel yavaşlamanın izleri biraz daha olumluya mı dönüyor? Kısır döngülerinin, FED açıklamalarının ortasında gelip giden bir piyasa görüyoruz ama ağırlıklı küresel yavaşlama korkusu var. Bunu hissediyoruz. İçeride de 2.83 ile bugün Para Politikası Kurulu toplantısının beklendiğini söyleyelim bu seviyelerde ve piyasaları, dünya piyasalarını, içerideki gelişmeleri, ilk açılış verilerini size böyle özetlemiş olalım. Gündem başlıklarıyla devam edelim.
Merkez Bankası dedik, ekonomide manşet bu dedik. Açıklamalara, dün devir teslim törenine, bugün yapılacak ilk toplantıya bakıyoruz dedik. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı görevini Murat Çetin Kaya'ya devretti. 2011 yılında Merkez Bankası Başkanlığı görevini devralmıştı. Ama Erdem Başçı'nın Merkez Bankası'ndaki görev süresi 12 yılı buldu ve bunun 5 yılını da Merkez Bankası Başkanı olarak geçirdi ve dün mesai bitimi itibariyle görevini devretti Murat Çetinkaya'ya. Murat Çetinkaya da 4 yıl Erdem Başçı ile birebir çalıştı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısıydı. Yani içeriden gelen bir isim, Merkez Bankası'ndan gelen bir isim ve 2012'den itibaren de Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Şimdi Başçı görevi devrederken enflasyonun tek haneye indiğini, bu sürede paradan 6-0 atıldığını, TL'nin simgesine kavuştuğunu söyledi. Murat Çetinkaya ilk açıklamasında da finansal istikrarın gözetilmesine devam edeceğiz mesajı verdi. Başçı bu işi devir teslimle alıp devir teslimle bırakan ilk başkanım, bundan da mutluyum ifadesini kullandı dünkü devir teslimde. Başçı 12 yılda sıra dışı zorluklarla birlikte sıra dışı güzelliklerde yaşadığını belirtti. İşte sıra dışı güzellikleri de enflasyonun tek haneye inmesi, paradan 6-0'ın atılması, TL'nin simgesine kavuşması olarak özetledi. Başçı görevi devrederken Çetinkaya döneminde Türkiye'nin 2023 hedeflerine yaklaşacağına inancım tam ifadesini kullandı. Çetinkaya'nın 18 Ağustos 2015'te yayınlanan Merkez Bankası'nın yol haritasının açıklandığı o rapora da büyük katkıda bulunduğunu ifade etti. Dolayısıyla bu sözlerle Çetinkaya'da finansal istikrarın korunmasının gözetileceği vurgusuyla görevi devraldı. Başçıya teşekkür etti. El sallayarak onu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan uğurladı. Ve başçının yeni görevi de OECD nezdinde büyükelçilik olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği görevini de bundan sonra Erdem Başçı yürütecek ve Murat Çetinkaya bugün onun başkanlığında ilk para politikası kurulu toplantısı yapılacak. Demin aktardım, faiz koridorunun üst bandında bir faiz indirimi bekleniyor. Yarım puanlık bir indirim ağırlıklı beklenti. Bunun piyasaya çok büyük bir etkisi olmayacağı belirtiliyor. Dolayısıyla bundan sonra ne olur? Hangi mesajlar verilir bu toplantıdan sonra? Politika faizi %7,5, orada bir değişiklik beklenmiyor. 7,25 10,5 bandının 7,25 %10 bandına çekilmesi ve biraz daha koridorun daraltılması bekleniyor. Bugün Güngör Uras hoş geldin ucuz faiz diye yazısının başlığını atmış. Faiz ucuzlamalı mı, yükseltilmeli mi tartışmaları geride kaldı. Tamam, her türlü kötü senaryo ve kötü düşünceyi geride bırakalım. Faiz inmelidir o kadar diyor, başlıyor yazısına. Ucuz faizi isteyenler ne diyor? Faiz artsın diyenler ne diyor? Radikaller ne diyor diye bütün bu senaryolara dair görüşleri aktarıyor Güngör Uras. Ayşe Hanım teyzem ne diyor diye bitiriyor yazısını. Şimdi orada da kritik soru herkesin sorduğu. Tamam, koridor diyorsunuz, alt bant üst bant diyorsunuz da bu kredi faizlerine yansır mı? Tüketici kredilerine faizlerine yansır mı? İşte konut kredi faizlerine yansır mı? Hemen değil ama önümüzdeki dönem yansıyabilir diyor Güngör Uras. Ama mevduat faizlerinde düşüş hemen olur diyor. Dolayısıyla dolar ne olur, altın ne olur, kredi faizleri düşer mi sorusuna hemen değil ama bu indirimler devam ederse görece kredi faizlerine de düşüş olarak yansıyacak bu faiz indirimleri. Ama mevduat faizlerindeki düşüşe daha hızlı yansır yorumu Güngör Uras'tan bugün Milliyet gazetesinde gelmiş. Şimdi iş dünyası ne diyor? Bugün Hürriyet'te Jale Özgen Türk'ün röportajı var. Müsiyat Başkanı Nail Olpak'la. Diyor ki Nail Olpak, Merkez Bankası'nın şu anki görevinin sadece fiyat istikrarı olduğunu hatırlatıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'ndan sihirli şeyler beklemek de çok doğru değil diyor. Zaten sihirli DNA'yı de yok. Sihirli şeyler de beklememek lazım. Ama eğer bekliyorsak daha ilerisini, görev tanımı yeniden tartışılmalı diye konuşuyor Müsiyat Başkanı. Faizleri yarım puan ya da bir puan düşürülmesi faizlerin gerektiğini belirtiyor. 2015 yılını değerlendiriyor. Bir daha yaşamak istemeyeceğimiz bir yıldı diyor.
Dolayısıyla 2016 yılının da altın bir yıl olacağını söylüyor. Ama Merkez Bankası'nın görev tanımının tartışılabilir olduğunu, Merkez Bankası'ndan çok büyük şeyler de beklememek gerektiğini vurguluyor. Müsiyat Başkanı bugünkü faiz indirimi beklentisini de yarım puan, bir puan şeklinde faizler inmeli şeklinde özetliyor. Ve çeyiz yardımı, devletin çeyiz yardımından yararlanmak için ilk başvuranlar belli oldu. Dün itibariyle bu süreç başladı. Banka hesap cüzdanlarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu ile Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz dağıttı. Ve çiftler, evlenecek olan çiftler cüzdanlarını, hesap cüzdanlarını da bakanların elinden aldılar. Mutluluğa ve geleceğe ilk imza tanıtımı, tanıtım bu sloganla yapıldı çeyiz yardımının. Aile Bakanı, ben bir doktorum. Bir doktorun çalışma saatleri en zor şartlardan biridir, çalışma şartları. Dolayısıyla şartlar bugünkü gibi olsaydı daha fazla çocuk yapardım dedi. Dolayısıyla iki tane çocuğu olduğunu hatırlattı. Şöyle bir söz vardır: kız beşikte, çocuklar beşikte, çeyiz sandıkta diye. Artık biz bunu değiştiriyoruz. Çocuklarımız beşikte, çeyizlerimiz hesapta diyoruz dedi. Ve çeyiz yardımına uygulamasını da dün itibariyle iki bakan başlatmış oldu. Ziraat Bankası da ilk gün 100 hesap açıldığını duyurdu. Dolayısıyla çeyiz yardımı süreci başladı. 27 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. 100 lirayla 1000 lira arasında 3 yıl boyunca bu hesaba para yatırmak gerekiyor. Ardından devlet size evlenirken 3 yılın sonunda 5000 liraya kadar katkı sağlıyor. Dolayısıyla 3 yıl bekleyip para biriktirip sonra da devletin desteğini alabilirsiniz. Evlenirken 27 yaşını doldurmamışsanız bu hesabı açabilirsiniz diyoruz. 100 çeyiz hesabı da ilk gün Ziraat Bankası'na açıldığı haberini sizlere aktarmış oluyoruz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım yarın son tabliyeyi yerleştiriyor. Mayıs'ta hizmete açılıyor. Nereden bahsediyoruz? Körfez Geçiş Köprüsü'nden bahsediyoruz. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun en kritik parçası bu köprü. Ve bir ulaşım koridoru sağlayacak. Ekonomik etkisinin 27 milyar lira olması bekleniyor. Köprü uzunluğu 2682 metre. İsmi ne olacak belli değil. Kamuoyuna sunabiliriz diyor Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. Ve yarın itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bu köprüde de son tabliyeyi koyuyorlar. Ekonomiye 27 milyar etki sağlayacak köprü Mayıs'ta hizmete açılacak ve otoyolunda önemli bir parçası tamamlanmış olacak. Dün itibariyle bu gelişmeyi, yarın itibariyle bu gelişmeyi de göreceğiz. Bu yıl Rehbi Koç Ödülü'nün sahibi kim? Bu isim Profesör Doktor Kamil Uğurbil. Dün törenle Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un elinden bu yılki Vehbi Koç ödülünü aldı Kamil Uğurbil. Ömer Koç sağlık alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle bu yıl sağlık alanında bu ödülü verdik dedi. Vehbi Koç Vakfı 47 yıldır milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. Bu yıl ödülümüz sağlık alanında açıklamasını yaptı Ömer Koç. İnsan beynindeki aktivitenin manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle incelenmesini konu alıyor. Önemli, yani beynin sırrını çözmek gibi adlandırmaları var Profesör Uğurbil'in yaptığı araştırmaların. Dünyada çok önemli, önemli hastalıkların, Alzheimer, depresyon gibi birçok hastalığın sebeplerinin anlaşılmasına ve çözümlerin üretilmesine olanak sağlıyor. Yurt dışında birçok makalede ve haberde beynin sırrını çözen adam olarak lanse ediliyor. Beynin sırrını çözmedik ama sırrını çözmek isteyenlere önemli destek sağladık dedi dün akşam ödül töreninde Uğurbil. Dolayısıyla bu ayrıntıları da, bu başarıyı da sizlere daha sonra çok ayrıntılı olarak dile getireceğiz, aktaracağız. Ve son bir grafikle tamamlayalım. Kanal D'ye ihracat ödülüyle tamamlayalım. Şimdi Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği en çok ihracat yapan Türk dizilerini ödüllendirdi. Fatma Gül'ün Suçu Ne? 2015'te en fazla ihracat geliri elde eden dizi olmuş. Dolayısıyla 138 ülkeye yayılıyor Türk dizileri. Çok izleniyor ve dolayısıyla bu ödülde 2015'te Fatma Gül'ün Suçu Ne ile Kanal D'ye gitmiş diyerek noktalıyoruz. Az sonra Parametre.